Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2022 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün 1000 eFootball parası kazanabileceğimiz round 2 gelmişti biliyorsunuz. Oradaki maçı yapacağız. Rakibin gelmesini bekliyoruz. Oyuncular biliyorsunuz standart form derecesine geliyor. Yani hepsi yana bakıyor. Rakip geldi, ileri diyelim. Hatta şimdi sizler de girdiğinizde görürsünüz. Sadece bir tane maç kazanmanız gerekiyor. 3 puan yeterli. Rakip geldi. 2500 takım gücü vardı galiba, yanlış görmediysem. Biraz hızlı geçti. Ekran gelsin bakalım. Ekran geldi. Kalede Alisson ve Upamecano ikilisini aldık. Patrick Vieira'yı kullanmaya başladım bu aralar arkadaşlar. Upamecano'yu ilk 11'e, Alisson'u ilk 11'e aldım. Bu şekilde çıkalım bakalım. Rakip takımın kadrosu da fena değil. Kondisyon dereceleri de zaten sabit. Yan tarafa bakıyor hepsi. Haydi bakalım maçımıza gidelim. İnşallah her zaman dediğimiz gibi bol gollü, bol pozisyonlu, güzel bir maç olması dileğiyle. Haydi bakalım maça ben başlayacağım. Oyundaki hatalar, sorunlar yine devam ediyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız tabi hala oyundan çok da memnun değil. Ben de memnun değilim tabii ki. Ben hiçbir zaman memnun olduğumu zaten ifade etmedim ama bu tür şeyler. Offside var mı? Oh be, çok sert dudak uçuklatan vurmuştum ama offside'a yakalandık. Yani bu süreci biliyorsunuz arkadaşlar, bu mobil oyun çıktığından bu yana, yani 2017 yılında PES 17 ilk çıktığında mobile, o yandan bu yana ben oynuyorum bu oyunu. 17-18 aynı oyun motoruydu. 19'da yeni bir oyun motoruna geçtiler. Orada o kadar çok sorunlar yaşandı ki, aynı şu anki yaşandığı sorunlar gibi sorunlar yaşandı. Ve Ronaldo bu arada, Cristiano Ronaldo ceza sahası dışından tam köşeye gitti top. 1-0 geriye düştük. Yani dediğim gibi 17-18'de farklı bir oyun motoru. 19'da, yani PES 19'da ayrı bir oyun motoru vardı. O zaman herkes aynı bu şekilde işte ne olacak, ne bitecek falan. Bak şu hatalar mesela oyuncunun arkasında kalıyor. Güzel orta golü getirir. Ulan nereye? Kaleye gitti be. Kaka sağ ayağıyla kaleciye doğru mu bir orta yapacak yani? Ben bilmiyorum ki. Sorun mesela. Bu da sorun. Oyuncunun arkasında topun kalması sorun. Pomecano, Patrick Vieira. Bir dudak uçuklatan. Abi Beckenbauer'a mı çarptı orada ya? Kime çarptı? Yani o dönemde de 19'da da arkadaşlar herkes... O işte öldü bitti, oyun bitti, böyle oyun mu olur, şu mu olur, bu mu olur, biz işte eski oyunu 17'yi 18'i geri istiyoruz falan filan bilmem ne, o battı şu oldu, yani aynı şu anki senaryonun aynısı oldu. Yani şimdi Romario'ya hadi oğlum, hadi kaleci çıkarttı be, bir tık sürebilir miydik ama kaleci açılırdı alırdı topu. Yani aynı dönemlerden geçtik diyebilirim arkadaşlar. Ama şu anda tabii ki bence en büyük sorun, hani tamam gameplay belirli başlı şeylerden sonra. Upamecano öndüre olmadı. Yani gameplay 2-3 güncellemeyle bence toparlanır diye düşünüyorum. En azından şu hatalar bir giderilir. Çünkü oyunu piyasaya sürmeden düzeltme yapmazlar arkadaşlar. Yani direkt çok iyi bir oyun ortaya çıkmaz. Romario hadi bu girsin artık. Direkten dışarıya çıktık. Burnuma pis kokular geliyor ama inşallah öyle şeyler yaşamayız. Momentumdan bahsediyorum yani arkadaşlar. Yani velhasıl kelam arkadaşlar, benim düşüncem gameplay düzelir, toparlanır, hatalar giderilir vesaire. Ama bence en büyük sorun insanların e-futbol parası, yani MyClub parası kasamaması. Oyunun tamamen paraya dönmesi. Burada ben başka çarelerin olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ve mutlaka mecburen buna bir düzenleme getirmek zorundalar. Yani örnek veriyorum. 3. sezon başlarken diyecekler ki oha. Bravo kaleci be. Allah'tan bunu çıkartabildin yani. Yani 3. sezonun başlangıcında diyecekler ki mesela. Tabii bu benim düşüncem. Kardeşim tamam biz hata yaptık, yanlış yaptık. Tabii bunu söylemezler de illaki. Direkt bundan sonra giriş kampanyası olaraktan e-futbol parasıyla GP değil de bundan sonra giriş kampanyası olarak
Futbol parası alacaksınız veya haftada bir etkinlik getireceksin. Oradan arkadaşlar haftalık 200 e-futbol parası kasabilecek veya 300 ne bileyim duruma göre. Veya örnek veriyorum şu maça da hiç odaklanamadık ya. Hayır, gir şansa bak ya. Yani 150'yi mesela pazartesi getireceğim bir etkinlikte, 150'sini de cuma günü getirecek bir etkinlikte veya günlük girişlerde de en azından haftada 100 e-futbol parası kazanabileceğimiz bir kampanya olabilir. Gerard yapıştır oğlum oradan. Oha, şırtma mı gidiyor? Yani bence gameplay'i ben çok büyük sorun olarak görmüyorum. Açıkçası arkadaşlar düşüneceğim. Ha, oyun iyi olduğundan anlamına gelmiyor ama bu. Yapıştır Gerard. Abi kaçıncı korner bu? İkinci mi peş peşe? Ne oluyor arkadaş? Top girmiyor lan bir türlü. Bir tane gol atalım ya. Biraz odaklanalım arkadaşlar. Şu kornerlerde konuşmaya devam edeceğiz. Rummenigge kale. Oha ya. Aga, üçüncü korner peş peşe. 3 mü 4 mü? Lan top girmiyor. Bir lan aynı yerden. Bu girdi. Ya tamam. Ceza sahasındaki dışındaki adam tamam uzaktan vuruyor. Dudak uçuklatan vuruyorum ama 5. korner bu arada. Kaleci çıkarttı. Yine Gerrard'a geldi. Abi rekor. 6. korner peş peşe. 6 mı 7 mi? 6 galiba. Yanlış saymadıysam. Lan maçın yarısı kornerde geçti. Yine mi korner? Korner mi? Yok. Abo, biz yandık. Top girmiyor. İki kere Cafu çizgiden çıkarttı topu ya. Ya bu momentum zaten oyunun her zaman her döneminde maalesef insanlara saç baş yoldurdu tabi. Bilmiyorum momentum mu yiyorum yoksa ben mi beceremiyorum anlamadım. Bilmiyorum kaç. Bir istatistikleri görmek istiyorum. 14'te 11. Adam sadece iki kere geldi. Onda da gol attı. 11 kaleyi bulan şut. 4'ü kaleci kurtardı. İki tanesini Cafu çizgiden çıkarttı. Bir tanesi direkten dışarıya vurdu. Çıktı. Yani çok önemli maç değil. Sıralama maçı falan da değil. Yani bir ne futbol puanı alacağız ama yani ikinci maçı niye oynayayım tekrardan? Zaman kaybı olmaz yani en azından. Gider sıralama maçı oynarım. Gerrard. Romario. Ters köşe yaptık. Patrick Vieira ama biraz ağır bir pas oldu. Şimdi Kaka. Kaka. Romario. Tamam. Güzel. Böyle yani sağ tarafını alıp da böyle bir kalecinin bu kadar üstüne giden bir plase şut yok. Olamaz yani. Kaka, Romario, Rummenigge artık bu girsin yani. Ha, bir zahmet girsin yani. Trivela dış plase yani Trivela golü Rummenigge'den. Güzel. Dakika kaç bu arada? 56. Tamam. 1-1. Abi ilk yarı neydi ya? 6 tane korner peş peşe ya. Yani rekor olabilir yani bence. Rekordur da hatta. Offside var mı? Offside var. Yani velhasıl kelam arkadaşlar ilk yarıda tamamen bilmiyorum dikkatim dağıldı böyle kilitlendim oyuna kilitlendim bir yandan da bilinçaltımdaki her şeyi anlattım galiba. Başka şey nelerden bahsettim bilmiyorum ama Rummenigge offside var mı yok güzel. Sen gerçek misin ya? Sen gerçek misin? Kaleci? Hayır. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Adam 3 kere geldi. İkisi gol oldu. Hadi Romario, hadi Romario.
Alırız biz de Patrick Vieira ya. Tam bir şey ya. Savaşçı yani. Tam bir savaşçı. Abo yap lan. Girseniz araya. Gerard. Bir ara. Bizde. Rummenigge koşamıyor artık. Koşamıyor. Oyuncu değişikliğine gitmem lazım. Patrick Vieira. Lan nereye attın Patrick Vieira? Oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Oha yok artık daha neler. Alisson sen hücumcu kalecisin hemen çıkıp alman lazım o topu. Dokunsa var ya dokunsa var ya oraya araya. İkinci yarı pozisyona giremedim fark ettiyseniz. Ya böyle saçma bir gol var mı ya? Allah rızası için ya. Ne diyeyim abi? Bir şey diyecek bir şey bulamıyorum ya. Şaka gibi bir maç oynuyoruz. Yani bu kadar pozisyona girip golü atamayıp da ya hadi beceriksizliğimizden desek ya en az 3 tanesi şansa bala yine girer ya. Beceriksiz desek. Mbappe Haaland'ın önüne doğru. Lan öldün mü? Valla kafaya bak. Kafa bugün neler yaptın ya? Ortayı açamadık. Bari yenilmeyelim. Bakalım bir deneyeceğim bakalım. Atabilirsem pası. Erling Haaland. Şimdi çıkar. Çıkarlar derler ki sen oynamayı bilmiyorsun, gol atmayı bilmiyorsun, beceremiyorsun. Derler çıkar çıkar kesin çıkar. Kesin kesin yani kesin. Offside var mı? Geçmedi ki zaten. Tabloyu bir görmek istiyorum ya Allah rızası için. 18 şut. 14'ü kaleyi bulmuş. 6 tanesi kaleci kurtarmış. 2 tanesini kafu çizgiden çıkarttı. 2 tanesi direkten döndü. Adam sadece 4 kere kaleme gelmiş. 3'ü gol olmuş. İkisi tamam eyvallah. Zor köşeye gitti. Messi'nin oradan vurduğu topu Alisson'la sen nasıl yersin ya? Veya 6 pasın içinde Erling Haaland kocaman direğe nasıl atarsın o topu? Hiç kimse bana bunu açıklayamaz. Hiç kimse. Şu tabloyu gerçekten ekrana koyacağım. Maça girmeden önce tahminde bulunur inşallah arkadaşlar. Yani kaç kaç bittiğini tahmin edebilirsiniz bu maçın. Gerçekten merak ediyorum. Yani şu tabloyu görüp de 7 tane köşe vuruşu, işte bilmem 7 tane köşe vuruşu, 18 tane şut, 14 tanesi kaleyi bulan, 68 pasın 52'si isabetli. Başarılı pas. Sözüm bittiği yer. Bak rekor kırdım ha kendi rekorumu. Bu kadar gol pozisyonuna girip bu kadar köşe vuruşu kullanıp bu kadar kaleciden dönen, direkten dönen yani tamam 8-9 şut kurtaran kaleci de vardı ama yani bu kadar işte çizgiden 2 tane topu kafu çıkarttı sadece ya. 2 tane top kafu çıkarttı. Direkten 2 tane top döndü. Kaleci 6 tane top çıkarttı. Kaç tane top defansa çarpıp dışarıya gitti? Beceriksizlik mi? Diyeceksiniz. İlla ki diyenler çıkacaktır eminim ki. Video burada noktalanıyorum arkadaşlar. Bu videoyu büyük ihtimalle YouTube'a atarım. Çünkü çok ilginç bir maç yani. Gerçekten sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Videonun içinde bahsettiğim konularda da dediğim gibi gameplay düzeltilebilir. Güncellemelerle iyileştirilebilir. Ama MyClub parası konusunda kesinlikle bir çözüm bulması lazım. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Çünkü örnek veriyorum 100 kişi bu oyunu oynuyorsa 30 kişi para yatırabiliyordur. Geri kalan 70 kişi hatta 75 kişi örnek verdim ben 100 kişi üzerinden para bu oyuna para yatıramıyor. Kastığı MyClub parasıyla kadrosunu düzenlemeye çalışıyordu. O yüzden Konami'nin
buna el atması lazım MyClub parası konusuna, yoksa çok fazla oyuncu kaybetmeye devam edecek. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.